Gezici Radar programından herkese merhaba. Gezici Radar bu hafta Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Büyük Tuzhisar köyünde. Tuzluhisar Tuz Gölü'nün hemen üzerindeyiz. Avrada bakmadığımızda domatese bakıyor. Olur. Üf, deme keyfine, deme. Allah'ımı biraz acılı yaptın gidi. Deme keyfine. Vallahi billahi. Siz kendisinin torunusunuz değil mi? Ben torunuyum. Arkamda görmüş olduğunuz yer Tuzla Gölü. Toprağıyla, bitki örtüsüyle ve dokusuyla Büyük Tuzhisar Köyü Kayseri'nin gelilmesi ve görülmesi gereken noktalarından bir tanesi. Aslında bizim amacımız ayakkabımızı çıkararak gölün olduğu suya kadar ulaşmaktı. En azından dışarıdan gördüğümüz görüntü oydu. Muhtemelen suya hiçbir zaman ulaşamayacağız. Çünkü dışarıdan gördüğümüz göl ile buraya geldiğimizde karşılaştığımız manzara birbirinden oldukça farklı. Aslında su gibi, tuz gibi görünen kısım maalesef artık kuraklığın bir esiri olmuş durumda ve işte görmüş olduğunuz gibi çöl, çölleşme burada söz konusu. İşte görüyorsunuz, şöyle ellerimi de sizlere göstereyim. Çamura bulanmış vaziyetteyiz ve yolculuğumuz Tuzhisar Köyü'nde devam ediyor. Gönül isterdi ki gölün ucuna kadar, yani suyun bulunduğu noktaya kadar kameraman arkadaşımla birlikte gidebilelim. Fakat maalesef şartlar buna pek de elverişli olmadı. Ne çıplak ayakla yürüyebildik, ne çorapla basabildik. Ayakkabılarımızın da hali ortada. Gezici Radar tüm hızıyla devam ediyor. Bakın hocam, yürüyor. Renk girmem valla. Evet. Gidiyor valla. Bakın hocam. Dizleri ağrıdı. Evet. Sıcak bir çamur hakim neler söylemek istersin? Neler söylemek istersin? Çok yakıyoruz, çok sıcak. Faydası var ama değil mi? Var faydası da, biraz serin olsa gömülsen ki içine, yani buralı kadar gömüleceksin. Yani diz kapaklarını, dizlerin bacaklarındaki romatizmalı ağrılara çok faydası var. Peki bu çamurun yüze sürüldüğünde faydası olduğu söyleniyor. Zannetmem, yakar be yüzü. Ayakları. Ayaklarımız işte. O zaman sürelim ayaklarımıza. Sürün, bacaklarına sürün, şeydin yani çamur yapın. Bunun altı aslında bugün çok sıcak. Evet. Normalde altı buz gibi olur, dondurur bacaklarını. Şöyle sürsek yeterli olur mu? Sür. Sürüceğim bacaklarını hani. Bu şekilde sürsek herhalde bize de Allah şifa versin mi diyelim, ne diyelim? Amin. Büyük Tuzhisar Köyü'nün en önemli geçim kaynaklarından birisi de domates üretimi. Her yıl köyde yüzlerce ton domates üretiliyor. Şu anda da üretilen bu domateslerden elde edilen domates salçalarının saklandığı kilerdeyiz. İşte buradaki bidonlarda saklanan domates salçaları Kayseri ve çevre illerdeki vatandaşlarla buluşarak sofraları ve yemekleri süslemeye devam ediyor. Tuz Gölü'nün aromasından, bizim domateslerin hayvan gübresinden birleşip güzel bir tat. Yani şöyle söyleyeyim, tavuk etine değişmem. Bakalım o zaman. Bakalım ekimine dikimine bakalım önce. Ekimine dikimine nasıl bir bakım yapılıyor. Avrada bakmadığımızda domatese bakıyor. Kendimize bakmadığımızda domatese bakıyor. Bak şu halimize. Bak şu nasıl ellere. Gördün mü? Biz de bakalım o zaman. Buyurun. Buyurun gidelim. Önce seralarda yetiştiriyor. Daha sonra da toprağa veriyor. Toprağını birleştirdiğimizde de hayvan gübresi. Mühim olan bunun. Hayvan gübresi. Bir de İtinayla bakılıyor ya. İtinayla. Sevgi katmadan olmuyor değil mi? Olmuyor. Vallahi olmuyor. Toprağına, domatesine konuşuyorum paşam ya. Konuşuyorsun ya. Domatesimizin bölümleri böyle bak. Bir tane toprak göremem. Görüyor musun? İtinayla işlenmiş. Evet. Bak rengine, güzelliğine, desenine bak. Yedinci ayda bunlar hazır olur. Bunlar böyle sırasının üstüne hep hayvan gübreleri, bak burada hep meşhur. Hayvan gübresiyle ekim yaparız çünkü duvarlığı oradan mevcut. Gerçekten buranın domatesi aroması, yani Türkiye cümlede bulunmaz ya. Nereye giderse gitsin. Hani reklam var, bilmem Ankara'nın Kayaş mı neyse, oranın domatesini getir, bizimkine de götür. Yan yana eğer bunu tercih etmezse ben yapmam bir daha bu işi. Peki bu domatesle menemen nasıl olur? Üf, deme keyfine, deme. Allah'ımı biraz acılı yaptın gidi. Deme keyfine. Vallahi billahi, yani tabirde, caizle tabir olmaz, camuz gibi yedik.
O kadar ekmeği, domatesin, bandıra, salçasına bandıra. Bandıra bandıra paşam, bandıra bandıra. E şimdi salçamızın tadına bakacağız. Büyük Tuzhisar köyünün lezzetli salçasını hep birlikte tadalım. Şöyle Salih abiyle birlikte. Çaman gibi sür, sos gibi kullan yani, sos gibi. Şöyle birazcık kaba boşaltalım. Zaten kıvamından da, tadından da, kokusundan da aslında ne kadar lezzetli, ne kadar kaliteli bir salça olduğu da belli. Şöyle ekmeğimize... Farkındaysan hiç cıvılık yok. Hiçbir şey yok. Heh, cıvılık kesinlikle böyle sallanma mallanma olarak ben tutuyorum onu. Şöyle ekmeğimize... Aa, bandıra bandıra salça gibi bakayım ben. Bak bayım aromasına bile ne. Aslında şimdi size inşallah oldukturacağım. Öğrenmen arkadaşım da buradan bana bakıyor, ona mı ikram etsek bir tane? Vallahi o da iyisin, dolu ekmek var. Bizim soframız da geniş, işimiz de geniş. Çok güzel. Etiler Taval Krallığı'na ait bir Timülüs'ün üstündeyiz. Sarı olan Bünyan ve Akkışla bölgesinde 20'den fazla Timülüs bulunuyor. Şu anda bulunduğumuz nokta insanlık tarihi noktasında önemli bir yere sahip. Geçmiş dönem uygarlıkları krallarının mezarları çalınmasın diye ve cenazelerine saygı duymak amacıyla işte kral mezarlarını böylesine yüksek tepelere inşa ettiler. Ve bu yüksek tepelere de Timülüs yani kral mezarları adı verildi. Az önce de söylediğim gibi Bünyan, Sarıoğlan ve Akkışla'da 20'den fazla Timülüs'ün bulunduğu tahmin ediliyor. Hemen önümüze bağlı bölgede de yaklaşık olarak 3 tane Timülüs'ün bulunduğundan bahsediyor tarihçiler. Ve hemen ardımızda yine Eti Krallığı'na ait 1 veya 2 tane Timülüs'ün varlığından söz ediyorlar. Gerçeklik payını bilemeyiz fakat tarih bilinmesi gereken ve çözülmesi gereken bilmeceleriyle yüzyıllardır insanlığın büyük dikkatini çekti. Ve görünen o ki bundan sonra da o dikkat çekilmeye devam edecek. Hayatımıza şanı büyük Osman Paşa olarak girmiş, uğruna marşlar yazılmış, Plevne'nin büyük komutanı Osman Paşa'nın yaverliğini yapmış Tuzhisarlı Yüzbaşı Mehmet Ağa Konağı'nın hemen önündeyiz. Yüzbaşı Mehmet Ağa Konağı. Siz kendisinin torunusunuz değil mi? Ben torunuyum. 1821 doğumlu. 1885'te Plevne'de yaralanıp geldikten sonra yaradan sonra ölüyor. Uzun bir süre burada yatıyor. Ondan sonra burası meşhur marş şanı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor uğruna marşlar yazılan bir savaşın gazisinin torunusunuz. Evet efendim, gazisinin torunu oluyorum. Orada bir bataklıkta Rusların Osmanlı askerlerini kıstırdığında oradaymış. Hatta orada Osman Paşa'ya diyor ki bu Ruslar bize tuzak kurdu diyor, bizi burada öldürecekler diyor. İşte orada dizinden vurulup yaralanıyor, atıyla geliyor buraya. Zannediyorum 2 haftadan uzun bir sürede gelmiş. Nerede tedavi olduğunu pek bilmiyorum. Burayı da 1288'de Rumi yani 1868-1870 yıllarında yaptırıyorlar. Burası komple 614 metrekareydi. Bakılmadı tabii. Bakılmadığı için biz o kalan kısımları yıktık. Ayakta kalan yerler bunlar, burası. 1937'de bura okul oldu. Dedem muhtardı ondan sonra, babam pardon. Muhtardı. 1937'de buraya okulu yapıyor. Daha sonra okulu yaptırıyor. Çocuk öğrenciler ve kalan 2 öğretmen odaların bir kısmını iyi kullanmadıkları için öğrenciler yıkıldı. 1947'de ikinci bir tamiratla yeni ilaveler yapıldı. O nedenle ben de buraya tescil alamadım. Büyük Tuzhisar köyündeyiz ve leziz köy gözlemesinin yapımını sizler için görüntülüyoruz efendim. İşte görmüş olduğunuz gibi doğal bir şekilde elle açılan hamur içindeki malzemeyle buluşarak damaklarda muhteşem bir lezzet bırakıyor. İşte sofralar bu şekilde taçlanıyor ve midelere de bir güzel inmiş oluyor. Bizler de biraz sonra sizler için tadına bakacağız. Evet, işte lezzetli ıspanaklı gözlememizin bir yüzü pişti. Hemen ablamız diğerini attı. Biz de efendim bunu çevirelim sofralarımıza ulaşması için. Güzel de bir çevirim oldu. İlk sefer için fena bir deneyim sayılmaz diyoruz. Tam manasıyla burada pişmek üzere ıspanaklı lezzetli ev gözlememiz, işte gördüğünüz gibi çıtır çıtır sofradaki yerini almak için sırasını bekliyor. Kayseri'nin Çukurovası olarak bilinen Büyük Tuzhisar'dayız. Büyük Tuzhisar'ın başlıca geçim kaynağı işte bu tarlalarda yetişen besinler. Bu
Bu tarlaların verimli topraklarında yetişen besinler Kayseri başta olmak üzere birçok İç Anadolu iline dağılıyor ve sofraları süslemeye devam ediyor. Büyük Tuzhisar köyündeyiz ve bu köyün verimli topraklarında envai çeşit meyveler de yetişiyor. Şu an bir meyve bahçesindeyiz. Hemen altımızda kameraman arkadaşım Musa'dan rica ediyorum göstermesi için çilekleri görüyorsunuz. Fakat don vurduğu için bu yıl çok fazla verim alamadıklarını söylüyorlar çilek konusunda. Hemen yanımızda ise kocaman kırmızı ve lezzetli görüntüleriyle kirazlar bulunuyor. Hemen şöyle sizler için ben de dalından kirazları toplayıp yiyeyim, tadına bakayım. Oldukça lezzetli. Biz çekim öncesinde de biraz hem çileğin hem kirazın tadına bakmıştık. Oldukça güzel ve doğal kirazlar buradan efendim sofralara ulaşıyor. Görmüş olduğunuz gibi meyve bahçesinde sıralı bir şekilde, deyim yerinde ise bir nakış gibi işlenmiş bir şekilde ağaçlar burada mevcut. Büyük Tuzhisar köyünde hindilerle birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi hepsi bir arada beslenme saati için dışarı çıktılar. Burada yemlerini yiyorlar ve yumurtalarını, leziz etlerini de işte burada oluşturuyorlar. Büyük Tuzhisar hindi üretiminde de Kayseri'de önemli bir noktaya sahip. Bunları biz büyütüyoruz, yumurtasını yiyoruz, etini yiyoruz. Kuluçka makinamız var, onu da civciv çıkarıyoruz burada. Kuluçkahanemiz burası. O kadar. Peki bu noktada Kayseri'ye herhalde hindi ihtiyacını buradan bir noktada karşılamaya çalışıyorsunuz. Çevrenin, genellikle çevreden isteyenlere veriyoruz. Alıyorlar, kesip yiyorlar. Nasıl, et lezzetli mi, yumurta süper, lezzetli süper, süper. Tavuk, bunun yanında hiç. O kadar güzel et oluyor. Şöyle bisikletimizi hemen kenara koyalım. Almanya'da yaşayan gurbetçi Fazlı abimizle birlikte köyde bir bisiklet turu yaptık. Efendim Fazlı abimiz Almanya'da yaşıyor ve köyüne aşık bir Türk vatandaşı. Yaz tatillerinde buraya geldiği zaman işte yanında görmüş olduğunuz bisikletleri getirerek köyün gençlerine, buraya gelen misafirlere ve burada yaşayan insanlara bir tur imkanı sunuyor. Bu sayede Büyük Tuzhisar köyünün bütün doğal güzelliklerini yerinde görebiliyorsunuz. Bizler de bir bisiklet turu yaptık. Eğer yolunuz buraya düşerse Fazlı abimizin evine uğrayıp hemen bir bisiklete atlayıp şöyle bir köyün doğasında güzel bir tur yapabilirsiniz. Köyümüzde ufak tefek bu köyün çocuğu olarak faaliyetlerde bulunmaya çalışıyoruz. Geçen yıllarda getirdiğim bisikletlerle veya bazı spor aletleriyle köyümüzde gelen giden misafirlere bisiklet turları veya da karı kocalar, gençler bisiklet aşkını, sporu aşılamak amaçlı olarak bisiklet turları yapabiliriz ve yapıyoruz, yaptırıyoruz yani.